Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Evet, Erdoğan'ın hilafetle ilgili atacağı adımı sizlerle paylaşacağım. Erdoğan ne yapacak? Birincisi, ne kadar uzun zamandır söylüyorum ve diyorum ki, ey muhalefet partisinin genel başkanları ve sözcüleri, Recep Tayyip ve Erdoğan, bu arkadaş, bu beyefendi Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. ve 13. Cumhurbaşkanıdır. Kim bilir kaç defa saydım. Atatürk 1. İsmet İnönü 2. Celal Bayar 3. Cemal Gürsel 4. Cevdet Sunay 5. Fahri Korutürk 6. Kenan Evren 7. Turgut Özal 8. Süleyman Demirel 9. Ahmet Necdet Sezer 10. Abdullah Gül 11. Erdoğan 12. Erdoğan 13. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'na göre cumhurbaşkanlıkları dönem dönem sayılır. Kişi olarak sayılmaz. O zaman devlet devlet olmaktan çıkar, kişiselleştirilmiştir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin kaç defa yapıldığını gösterir bu rakamlar. Evet, cumhurbaşkanlığı Türkiye'de birincisi Mustafa Kemal Atatürk için yapılandır. Ve Mustafa Kemal Atatürk için yapılan cumhurbaşkanlıklarının hepsi Atatürk için bir kere yapılmış olarak sayılmıştır. Çünkü süre yoktur. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlıkları da keza aynı şekilde yapılmıştır, sıralanmıştır ve süre yoktur. Haliyle İsmet İnönü ikinci cumhurbaşkanıdır. Kısıtlaması olmadığı için. Celal Bayar keza kısıtlaması, seçilme kısıtlaması olmayan bir cumhurbaşkanıydı. 61 Anayasası cumhurbaşkanlarına bir kere ve 7 senelik görev yapma hakkı verdi. Haliyle ilk 3 cumhurbaşkanından sonrakiler hepsini dönem olarak cumhurbaşkanı olanlardır. Ve Recep Tayyip Erdoğan ise halk tarafından seçildiği için, meclis tarafından değil, halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğu için ve halk tarafından seçilen cumhurbaşkanları 5 seneliğine ve sadece 2 dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yapabileceği için Erdoğan'ın mazbataları 12. dönem cumhurbaşkanı, 13. dönem cumhurbaşkanı olarak verilmiş. Resmi gazetede de böyle yayınlanmıştır. Bunu söyleye söyleye bir hal oldum. Ama hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla yaklaşık son 8-9 aydır Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan ya da altılı masadan çıkacaktır diye söylediler. Hep itiraz ettim. Hatırlıyorsunuz değil mi canlarım? Hep itiraz ettim. Ya etmeyin, eylemeyin. Erdoğan'ın yasa dışı, anayasa ihlal edilerek yeniden aday olmasının kapısını açıyorsunuz. Ona böyle bir imkan tanıyorsunuz dedim. Oysa açın, bakın anayasayı okuyun. Anayasamızın 101. maddesini herhalde Türkiye'de benden daha çok okuyan bir tek kişi yoktur. Yani sizlerle paylaşan köşesinde yaz, Korkusuz Gazetesi'ndeki köşemde yazdım defalarca. Videolarım da artık 4200'ün üzerinde videom var. Kaç defa söylediğimi inanın hatırlayabilmem mümkün değil. Ama yine korktuğum oldu, yine korktuğum oluyor canlarım. Ha, buna rağmen ben kripto, sosyal medya muhalifleri gibi düşünmüyorum. Erdoğan'ın oyları %37'ye çıkmış. Son zamanlarda duyduğum en büyük yalan. Bu yalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü kesmek için atılmış bir büyük uyduruktur. Bu çok büyük bir uyduruk. Ya biz de takip ediyoruz. Biz de her şeyi izliyoruz. %37, Erdoğan'ı %37 gösteren kamuoyu araştırma şirketlerinin hiçbirisinin Türkiye'de güvenilirliği yok. İtibarı yok. Sıradan ve hemen hepsi tamamı neredeyse Erdoğan'a kul olmuş, köle olmuş kişiler tarafından kurulmuş anket şirketleri. AKP ile MHP'nin toplam oylarının gerek cumhurbaşkanlığında gerekse parlamento seçimlerinde toplamının %32'yi geçme ihtimali şimdilik yok. Bakın şimdilik yok.
Erdoğan bütün her şeye rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nu ikna etmiş ise, garantiye almış ise yani ve kendisi aday olacak ise ve fakat buna rağmen Erdoğan seçim sürecinde seçilemeyeceğini, rakibinin seçileceğini anlarsa ve kendisine gelen kamuoyu yoklamalarında seküler yurttaşların hilafetin geri getirileceğine ilişkin kuşkuları, şüpheleri, endişeleri giderilirse o kesimlerden oy alınabileceğine ilişkin tespitlerine de ikna olursa Erdoğan, Türkiye'deki seküler milyonların bu endişelerini seküler ama liberal kapitalizmden yana ya da Erdoğan tarzı zenginler rejiminden yana olan milyonlarca sekülerin endişeleri giderileceği için Erdoğan'a oy verebileceklerine ilişkin çalışma sonuçları var. Dedi, nereden biliyorsun? E vallahi ben zaten size söylerim canlarım. Bildiğim yerden aldığım bir kaynak olsa, değil mi? Söylerim. Ben bu konuda yapılan çalışmaları biliyorum, duyuyorum. Ancak seküler yurttaşların endişeleri giderildiği takdirde Erdoğan'a yeniden oy verebileceklerine ilişkin bu açıklamam tamamen sezgilerime dayanıyor. %100 sezgilerime dayanıyor ve böyle bir tahminde bulunmak istedim. Arşive geçsin istiyorum. Çünkü ben bu konuşmalarda dikkat ediyorsunuz, biliyorsunuz, haber kaynakları olmayan açık haberleri, açık yayınlanmış haberleri ve duyduğum, güvenilir kaynaklardan duyduğum çalışmalarla ilgili bilgileri analiz ediyor, sezgilerimi ve deneyimlerimi ortaya koyuyorum. Sonra da bir öngörüde bulunuyorum, değil mi? Bunu biliyorsunuz artık. İşte tahminim o ki Erdoğan seçim sürecinde hem de, yani aday oldu artık, Yüksek Seçim Kurulu izin verdi ya da İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, ya Erdoğan'ın anayasana delmesine izin vermektense biz sözümüzü tutmayalım. Şu erken seçim kararını, 14 Mayıs'taki seçim kararını biz teklif olarak meclise verelim. Ya lanet olsun deyip Erdoğan'ın seçime anayasaya uygun şartlarda katılmasına imkan verebilirler. Bunlar kesin bilgi de değil, kesin tahmin de değil. Yani öyle kanaat, sadece öngör de değil, kanaat. Böyle bir şey olabilir. İşte o durumda Erdoğan seçime katıldı. Hem de anayasaya göre katıldı ya da emri vaki katıldı. Ama baktı ki kazanma ihtimali sıfır. Rakibi daha ilk turda işi bitiriyor. Seküler ancak zenginler rejimi dediğim bu acımasız, ilkel ve vahşi kapitalizmden de hoşlanan ama Erdoğan bir dönem daha başta kalırsa başlarının başörtüyle aynen İran'ın eski ve hala direnen rejiminde olduğu gibi devlet güçleri tarafından kapatılacağından, kapalı giyime zorlanacağından korkan milyonlarca seküler göçmen, yurttaş, denize giremeyeceklerinden korkan milyonlarca yurttaş Erdoğan'a oy verebilir hesabı içindeler. Bunun yolu nereden geçiyor? Hilafet endişesinin ortalıktan tamamen kaldırılmasından. Başka, başörtüyle ilgili anayasa değişikliğinin yapılmasından da seküler yurttaşlarımızı rahatsız etmek istemiyoruz. Artık Türkiye'nin başörtüsü sorunu olmadığından biz de eminiz. E zaten iktidara da geleceğiz gibi ifadelerle direnmeyeceklerini tahmin ettiğimizi söylüyorum. Gerçi o konuda da öyle bir kanaatim oluştu. İşte bu, bütün bu sebepleri ortaya koyduğumuzda Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanı'nın biz fakir Müslüman devletlere, ki bunların içinde Türkiye, Mısır ve Pakistan var diyerek yardımlarımızı sürdüreceğiz. Buna karşılık 5 milyar dolar sadece, o da borç, yardım dedikleri borç, hibe değil, vermeleri. Erdoğan ekibi ve Suudi Arabistan ekibi ve diğer Arap Müslüman, zengin Arap Müslüman ülkelerinin yöneticileriyle yapılan görüşmelerde Suudi Arabistan'a hilafetin
devir teslimi kabul görmüş. Müş diyorum, gördü demiyorum. Buna ilişkin bazı çalışmalar yapıldığını Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da yaşayan çok güvendiğim, oralarda da sevilen sayılan dostlarımdan dinliyorum. Ama onlara tabii bu soruyu da soran benim. Ya bu tarz görüşmeler yapılıp yapılmadığından bilgi sahibi olabilir misiniz diye. Onlardan mesela kimisi diyeyim peki. Böyle bir bilgiyi büyükelçiliklerden belki alabileceklerini söylemişlerdi. Evet, böyle bir çalışmanın olduğunu değil, olabileceğini, yani konuşmalarından çıkardıkları sonuç böyle bir çalışma olabileceği yönünde bir kanaatleri oluşmuş. Yani halen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uhdesinde bulunan hilafet makamı Suudi Arabistan'la da anlaşılarak ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'de kalıcı yatırım yapma sözleşmeleri karşılığı. Hem de bayağı bir milyarlarca dolar. Hilafet makamının tıpkı 1514 yılında devrin padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından alındığı gibi bu sefer de Recep Tayyip Erdoğan'ın hatta köprülerden birine ismini verdiği Yavuz'un aldığı hilafeti Suudi Arabistan Krallığı'na devredeceğine ilişkin tahminlerim, öngörülerim doğrulanabilecek gibi geliyor. Yani Erdoğan seküler ama Erdoğan'ın ekonomi rejimini beğenen milyonlarca yurttaşın son dakikada oylarını alabilmek için bu adımı atabileceği kanısındayım. Yanılır mıyım? Tabii yanılabilirim. Bunlar tahmin. Hava durumunda bile insanlar yanılabiliyor. Değil mi ki ne kadar büyük teknolojiler kullanıldığı halde yanılabiliyor insanlar. Ben neyim ki? Ben siyasi haber kaynakları neredeyse sıfır olan birisiyim. Alabildiğim siyasi haberlerde dediğim gibi çok yakın, çok sevdiğim, çok saygıdeğer, çok güvenilir iş adamı, bürokrattan söz etmiyorum, iş adamı, iş kadını, dostlarımın yaşadıkları ülkelerdeki etkinlikleri sayesinde elde ettikleri bilgileri benimle paylaşmalarından kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil canlarım. Evet, Erdoğan hilafet makamını, halen bizim uhdemizde bulunan hilafet makamını seküler yurttaşlarımızın endişelerini ortadan kaldırmak için Suudi Arabistan'a tabii ki parayla sattık demeyecekler ama çok büyük bir ülkemizin menfaatine. Evet, ülkemizin menfaatine yani çok milyarlarca dolarlık sabit yatırım karşılığı devredeceği kanaatinde. Hepinizi de sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.